Vestel Manisa Spor zamanında çok beğeniyordum. İşte o zaman Ünder'se Cengiz Ünder'i mi tercih edersiniz? Arda Turan'ı mı? 10 yaşında çocuğa da söylesek Arsenal mi? Başakşehir mi diye. Arda Turan yılda 8 milyon euro eder mi? Hayır, Arda Turan Türkiye'den Barcelona'ya gitmedi. Türkiye'den Atletico Madrid'e gitti. Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitti. Rüştü Reçber'dir. Bir, işte Beşiktaş'a gelecek mi? Galatasaray, Fatih Terim. İşte yüksele yüksele Galatasaray, Atletico Madrid ve 40-42 milyon euro civarında da Barcelona tabii. Herkese merhabalar. Bolsuz parçası satışına başlamış bulunmaktayım. Videoya geçmeden önce aşağıdan açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımız ve iletişim adreslerimize ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Arkadaşlar selam. Tekrardan bir futbol videosuna hoş geldiniz. Yine sizle hem dolaşacağız hem de Arda Turan'ın Başakşehir, Medipol Başakşehir'e gelmesi hakkında sizle konuşacağız. Benim fikrim, önce Arda'dan başlayalım. Ben Arda'nın futbolunu Vestel Manisa Spor zamanında çok beğeniyordum. İşte o zamanki Manisa'nın kadrosu da çok güzeldi. Teknik direktör Ersun Yanal'dı. Caner Erkin vardı, Filip Olosko vardı falan. Bir de Manisa takımı da güzeldi, halkı falan güzel destekliyordu. Tabii o zamanlar Fenerbahçe'nin işte bir 5-3'lük bir galibiyetleri falan var. Gerçekten güzel top oynuyorlardı ve Arda da en verimli sezonlarından birini geçirmişti bence kiralık olarak Galatasaray'dan gittiği zaman. Daha sonra yüksele yüksele Galatasaray, Atletico Madrid ve 40-42 milyon euro civarında da Barcelona. Tabii ki de gururumuz oldu Barcelona'da ama sonu tekrardan Türkiye ve Başakşehir. İşte Beşiktaş'a gelecek mi? Galatasaray, Fatih Terim, işte kavga olayları, özel hayat falan derken bizim de, yani Türk medyasının da aslında biraz Arda'nın başarısının devam edememesinden konuşayım. Yani onunla alakalı olacak. Başarısının devam edememesinin sebeplerinin %15-20 Türk halkıdır. Türk halkının gereksiz Instagram'da, sosyal medya platformlarında ve başka yerlerde Arda ile alakalı iyi konuşmamasıdır. Geri kalanı da kendisidir. Kendisinin özel hayatına ve futbola konsantre olamamasıdır diye düşünüyorum. Gelelim, bizim tek başarımız Arda Turan'ın Barcelona'ya gitmesi mi? Hayır, Arda Turan Türkiye'den Barcelona'ya gitmedi. Türkiye'den Atletico Madrid'e gitti. Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitti. Bence en iyi başarımız bu konuda Rüştü Reçber'dir. Direkt Fenerbahçe'den Barcelona'ya gitmiş bir oyuncudur ve o zamanki yöneticiydi galiba. Dünyanın en iyi kalecisini aldık demişlerdi. Hatta o yıl dünyanın en iyi futbolcusunu, işte Ronaldinho, en iyi de kalecisini aldık demişlerdir Rüştü Reçber. Bence bizim ülkece en iyi başarımız Rüştü Reçber'dir. Direkt Fenerbahçe'den, Türkiye'den Barcelona'ya gitmesi olarak. Neyse, konuyu saptırmayalım. Arda Turan. Ben Arda Turan'ı ilk işte bu transfer döneminde, devre arası Beşiktaş'la anılmıştı adı. Görüşmeler yapılmıştı Tolga Zengin'le, işte Oğulcan Engin'le falan. Instagram'da hikayeler, storyler falan atılmıştı. Açıkçası ben istememiştim. Neden istememiştim? Arda Turan'ın karakteriyle alakalı da Beşiktaş'a ve Fenerbahçe, Galatasaray hiçbir takımda bence oynamaması gerekir. Bu konuda da en iyi bence kararı Başakşehir'de verdi. Ben Galatasaray'a da tekrar gelsin istemem. Fatih Terim ile araları iyi olmadığı için. Çünkü iki tane lider ruhlu kişi, hem Fatih Terim hem Arda Turan, ikisi de kendisine alttan alacak pozisyonda görmedi ve bu aralarındaki Hüsümet de denebilir mi bilmiyorum ama limonilik devam ediyor. O yüzden Galatasaray olmazdı. Fenerbahçe zaten olsa Emre Belezoğlu'nun düştüğü duruma düşebilirdi. Onu da Arda Turan o duruma düşmeyi de çok iyi bildiği için Fenerbahçe olmaz. Beşiktaş'ı istedi. Beşiktaş taraftarı da Arda Turan'ı istemedi galiba. Yani o detayları bilmiyoruz. Biraz da yavaş yavaş aslında Beşiktaş taraftarına o transfer serildi.
hani hikayeler, işte Arda Turan nasıl futbolcu, Şenol Güneş'in yorumları, Fikret Orman'ın yorumları falan biraz ortam ısıtıldı ama galiba tutmadı. O da ben öyle düşünüyorum. Şimdi de Başakşehir, Medipol Başakşehir'e Arda Turan 2,5 yıllığına kiralandı. Söylenti Beşiktaş şöyle alacaktı, ben öyle duydum takip ettiğim kadarıyla. Maaşının yarısı Barcelona, yarısı Beşiktaş ödeyecekti ve kiralama bedeli verilmeyecekti. Şimdi Başakşehir maaşının tamamını ödeyecek. 8 milyon euro yıllık. O 8 milyon euro da 2,5 yıl ödeyecek. 2,5 yıl boyunca Arda Turan'a 8 milyon euro. Şimdi gelelim. Arda Turan yılda 8 milyon euro eder mi? İkincisi, Başakşehir bu parayı nereden buluyor? Üçüncüsü, Başakşehir bu parayı bulduğu yer Cengiz Ünder ise Cengiz Ünder'i mi tercih edersiniz? Arda Turan'ı mı? Cengiz daha 20 yaşında, 20 diyelim, Arda 30 yaşında. Aynı paraya denk gelecek ve siz Cengiz Ünder'i mi tercih edersiniz? Arda Turan'ı mı tercih edersiniz? Gel gelelim. Arda Turan'ı da Çin dahil başka bir yer istemedi galiba. Gidemedi. Yani şimdi Arda Turan'a bir Inter'den teklif var, İtalya'dan, Arsenal falan diyorlardı. Şu anda kimin önüne koyarsak koyalım, 10 yaşında çocuğa da söylesek Arsenal mi, Başakşehir mi diye. Yani cevabı bellidir. Veya Inter mi, Başakşehir mi, cevabı bellidir. Kimse Avrupa'yı bırakıp, oradaki rahatlığı bırakıp Türkiye'ye gelmez, geleceğini de düşünmem. Nasıl gelir? Tuttuğu takımdır, işte Galatasaray'dır, Beşiktaş'lıysa Beşiktaş'a gelir, öyle olur. Ama Başakşehir'e geleceğini düşünmem. Gel gelelim, Başakşehir bu parayı nereden buldu? Cengiz Ünder'den bulmuş olabilir. İşte adı Medipol, Medipol hastane şirketlerinden bulmuş olabilir sponsor. Ama taraftar yok fazla. Yani taraftar yok derken yanlış anlaşılmasın. Bir 5 büyük, hatta Bursa Spor, onları falan katacağımız gibi Anadolu takımları kadar taraftarı olmayan bir spor kulübü Başakşehir Spor Kulübü. Forma satışı yok. Stat geliri yok. Yok da yok. Ve bu para nereden geldi ben? 8 milyon euro. Sadece Arda Turan'a yıllık. Ben merak ettim. Arda Turan'ın yerinde olsam Türkiye'ye gelir miyim, gelmezdim. İngiltere 2. liginde bir takımda oynardım, yine de Türkiye'ye gelmezdim. O spekülasyonlara, özel hayat meseleleri her zaman çıkacak. Ben gelmezdim. Başakşehir'in yerinde olsam Arda Turan'ı transfer eder miydim? Arda Turan dakika 89'da girse kaderi değiştirir. Böyle bir futbolcu. Ama işte Avrupa Şampiyonası'nda galiba 2016'da işte oyundan çıkarken güldü. Pardon, 2018'e gidemediğimiz, özür dilerim, son maçta oyundan çıkıyor, yenik durumdayken gülmesi falan, hani bu hareketleri biraz tepkiye yol açmıştı. Bir yıldır Barcelona'da oynayamaması, topu oynayamaması, bir maça bile çıkamadı resmi bir maça. Bunların hepsi birleşti ve Arda Turan magazinin, basının ve bu işten çıkarı olan, istemeyen, sevmeyen insanların kuklası haline geldi. Eline malzeme verildi. Ben dediğim gibi ne Beşiktaş'ta, ne Galatasaray'da, ne Fenerbahçe'de oynamasını istemezdim. Başakşehir Türkiye'ye eğer gelinecekse, başka seçenek kalmadıysa, Başakşehir en iyi seçenektir. Hem İstanbul'da olması ailesine falan yakın olur, hem de şampiyonluğa oynayan bir takım. Şu anda da 36 puanla zaten Başakşehir Spor Kulübü lider durumda. Şu anda yapabilecek en iyi tercihi yaptı diyoruz. Bakalım bundan sonra göreceğiz nasıl olacak, neler gösterecek bize. Arda Turan yorumumda böyle arkadaşlar.